Değerli Belediye Başkanım, Mehmet Hisarcık, KOBELİR Başkanım Aktaziz Bey ve Yönetim Kurulu, belediye meclis üyelerimiz, bilgilenme meclis üyelerimiz, burada taşıyıcılar, kooperatiflerimiz var, odalarımız var, siyasi parti başkanlarımız var. Hepiniz bugünkü kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Hüseyin kardeşimizin de dediği gibi yolun ilk başında 2014'te seçildiğinde biz bunları seçim vaadi olarak da yıllarca Mehmet Hisarcık bir tane taşeronun kavgasını didişmekle sürekli bu parti ayrımı yapmadan konuşuyorum. Burada siyasi konuşmuyoruz artık. Siyaset değil, birliktelik ve kardeşlik konuşuyoruz bugünkü toplantımızda. Bunun için buradayız. Sayın kaymakamlarımız bize liderlik ediyorlar, eşlik ediyorlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Biz burada sürekli bir işçi senden, bir işçi benden kavgasıyla bu sürece geldi. Ama bugünkü geldiğimiz noktada göç veren değil, göç alan ilçeler konumuna gelmek için de böyle bir birlikteliğe ihtiyaç vardı. Zaten Mehmet ve Hisarcık 1958'den beri 66'da Mehmet'imiz ilçe, 87'de de Hisarcık ilçe olarak ayrılıyor. Lakin bizi et ve tırnak olarak tutan Bor, Hisarcık ve Mehmet topraklarından çıkıyor. Bu bir kardeşliğimizin pekişmesinin en büyük noktalarından bir tanesidir. Burada Bor'la birlikte iki tane taşıyıcı kooperatiflerimiz yaklaşık 125-130 kişiyle bölgeye bir istihdam sağlayarak Bor'umuzu işte limanlara, farklı yerlere, Türkiye'mizin İstanbul, Alaaddı buralara, limanlara yetiştiriyorlar. Bir istihdam sağlıyorlar. Tabii ki yatırımlar devam ediyor Bor'la alakalı. Bunun yanı sıra da göç devam ediyor. Gerek Hisarcığımızın, gerek Mehmetli'mizin köylerinden muhteşem şekilde bir göç var. Göçen insanların tek sıkıntısı işsizlik. Son dönemde de bayanların biraz daha işe öncelik olarak çalışma niyetinin olması. Bu da tabii ki sayın kaymakamlarımız sosyal yardımlaşma vasıtasıyla da Mehmet ve Hisarcık'taki durumu görüyorlar. Her ay 90'ar kişi, 100'er kişi müracaat ediyorlar. Bu durumu da biz 2014 yılında mitingimizde de söyledik. Gerek şahsım, gerek Hüseyin kardeşimiz. Burada yapılması gereken ne var? Gerek Bor organize denildi. Tabii tutar mı dedik. Biz beraber Mustafa Varank Bakanı'na gittik seçimden bir ay sonra. Bu noktada Sayın Bakanımıza ben teşekkür ediyorum. İl valimizle görüşülmesini söyledi. O dönem bütün desteği vereceğini söyledi. Tabii ki biz o dönem Ömer Toraman valime gittik. Bu işin bir başlangıcı olsun dedik. Araştırırken Bor istisnas bölgesi değil, organize bölgesi değil, orta ölçekli sanayi bölgesi kurulması noktasında ilk etapta böyle bir çalışma olursa tabii ki biz istihdam yönünde de iki belediye olarak yerleri tahsis edip ücretli değil, ücretsiz olarak yatırımcı çekmek için çabalarımız başladı bu noktada. Ben bu noktada medeni cesaretinden dolayı Hüseyin Başkan'a ve ekibini de kutluyorum. Niçin? Bir risk aldık. Bu işin biliyorsunuz bölge olarak yani dedikodumuz bol. Yani insanlar bir şekilde birbirimizi eleştirebiliyoruz. Siyaset yapabiliyoruz. Siyaset zamanı geldiğinde herkes siyasetini yapsın. Biz herkese de başarılar deriz. O ayrı bir konu ama bölge olarak bu tür riskleri almak zor. Şahsımı da eleştirdiler. Tabii ki ortası niye bulunmadı? Sınırı niye bulunmadı? Yani iki ilçenin her tarafında da Bor var zaten. Zaten bizi kardeş tutan da gerek yöremizin aynı havası, birbirimizin bir sıkıntısı olduğunda, en ufak bir yangınımız olduğunda, Mehmet'in koşması, Mehmet'in olduğunda bizim koşmamız, bunlar zaten köylerimiz birbirine girmiş. Et ve tırnak gibiyiz. Yani bu sınırın Mehmet'le olması benim için hiçbir şey değiştirmiyor. Ben Hisarcık Belediye Başkanı olarak 9 tane meclis üyem var burada. 6 tane AK Parti grubu, 3 tane meclis İYİ Parti grubu da burada. Biz tamamen Hisarcık halkını temsil eden, halkının da verdiği özgüvenle biz bunu tamamen samimi ve içtenlikle bu kardeşliğin yanındayız. Hatta ve hatta bundan sonra da devam etmesi için de belediye meclis grubu olarak da karar alacağız. Bu birlikteliğin ve kardeşliğin bozulmaması adına bu bir öncelik olacak. Artık bundan sonra da göç veren değil, göç alan bölgeler haline geleceğimiz inşallah. Ben umut ediyorum. Yaklaşık şu anda kooperatifimizden 25 tane iş adamı evrak alarak form doldurdu. Biz de bölge bölge geziyoruz son bir aydır.
gerek komiteli başkanımız ve Ali abi olsun, Hüseyin abi olsun, Hüseyin kardeşimizle İzmir'e gittik. Ondan sonra İstanbul'a gittik. Farklı illerde Bursa'daki temaslarımız sürüyor. Bunlar da seçme yaparak yaklaşık 150-100 dönüm elimizde net var. 150 dönümü de tamamen bitirip hemen akabinde 700 dönüm ormana talebimiz devam eden çalılıklı bölge var. Buradaki istihdamı sağlamak adına da biraz seçici olalım diyoruz. Bazı firmalar diyor ki yeri veriyorsunuz işte binayı da yaptırın. O kadar da değil diyoruz. Bina yapacak kardeşlerimize yeri belediye olarak tahsisi tamamen ücretsiz yapıp altyapısını da üstleniyoruz. Bu noktada gerçekten büyük bir cesaretle bu listelere girdik. Yani sizlerin de bizlere destek olarak buraya gelmeniz, manevi desteğinizi vermeniz gerçekten önemli. Şöyle söyleyeyim, benim ikinci dönemim. Yani kavga ile bir şey olmuyor. Bir yumruk sen bana atıyorsun, bir yumruk ben sana atıyorum. Bu işlerde birlik beraberlik kardeşlik olursa güç oluyor. Bölge kazanıyor. Biz bunun farkındayız. Örneğin herhangi bir yere gittiğinizde bir askerliği hepimiz yaptık. Ya orada bir toprağınıza kavuştuğunuzda, komşunuza kavuştuğunuzda ne kadar seviniyorsunuz? Biz öyle bir şeyiz. Her yerde ben şahsım olarak Emet Belediyesi olsun bir talepler olduğunda şahsen de desteğimi sürdürüyorum. Sürdürmeye de devam edeceğim. Yani bu noktada da inşallah yatırımcılar da bölgemize gelir. Resmiyeti evrakların şu anda plan ve harita işleri devam ediyor. İşte Mehmet Belediyesi'nin meclis çalışmaları olacak planlamayla alakalı. Bunlar da bittiğinde şu anda 30 dönümlük bir firmayla anlaşma sağlandı. Akabinde bir tane köpek maması yapacak bir firmayla anlaşma sağlandı. Onlar da protokol edecek. İnşallah bir ikisiyle başlamayı planlıyoruz. Doğru değil mi Abdülaziz Başkan? Şu anda 450 kişi. Evet, şu anda istihdam 450 kişi inşallah. Herhangi bir Allah işi karışmazsa. Bunun da buradan müjdesini vererek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bizlere sizler vasıtasıyla fikir, görüş, ya biz bunlar da önemli. Tabii sizlerin görüşü de önemli. Bölgeyle, bölge adına da bizlere aktarma istediğiniz konular varsa bunları da biz alabiliriz. Gerekli çalışmaları yapabiliriz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. İnşallah bugünkü yapılacak olan genel kurulumuzun Mehmet Bey sarcımıza hayırlar getirmesini, birlik ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Yolumuz battığımız açık olsun diyorum. Teşekkür ederim.